Merhaba. Korona günlerinde muhabbet serimize devam ediyoruz. Herkese yeniden merhaba, iyi akşamlar. Pek çoğunuz son günlerde sosyal medyada dolaşan bir karikatürü görmüşsünüzdür. Sokağa çıkarsan Tahtalıköy, çıkmaz isen Bakırköy diyor. Ya çıkacaklar insanlar, Tahtalıköy'ü görecekler. Çıkmazsak Bakırköy mü? Yok değil, hepimiz bir yöntem buluyoruz. Bulacağız da, bundan sonra da devam edecek bu yöntem buluşlarımız. Dün akşam bir televizyon kanalında bir profesör konuşma yapıyor, izleyicileri bilgilendiriyor. Bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilmemiz için stresten uzak durmamız gerekiyor diyor. Stres olmayacakmışız yani. Nasıl olacak bu iş? Hepiniz kendinizce bir yöntem buldunuz herhalde. Kiminiz yemek yapıyorsunuz. Bazı beyler görüyorum ütü yapıyorlar. Herkes bir yöntem buluyor. Benim de böyle bir yöntemim var. Bu ikinci yayınım. İlk muhabbette de söylediğim gibi gelecek kaygısı olan bizler evlerimize kapandık. Kendimizi izole ettik. Ben kendi adıma evde geçirdiğim günlerimde dostlarımdan uzak kalmamak, dostlarımla birlikte sohbet edebilmek, bu konular üzerinde dostlarımın neler düşündüğünü öğrenmek, paylaşmak, kendimi geliştirmek için böyle videolar çekme kararı aldım ve birkaç günde bir, iki günde bir, üç günde bir içerik ne kadar olursa, kafamı ne kadar çok çalıştırıp içerik toparlayabilirsem bunları sizlerle paylaşmayı arzuladığımı ifade etmiştim. Sıkça da bu videoları yapmaya çalışacağım. İki gün önce yaptığımız söyleşide ele aldığım bir bireysellik veya tekilcilik olarak ifade ettiğim bir kavram vardı. Yabancı kaynaklarda bu kavramın karşılığını singularity olarak görüyoruz. Tekilcilik kavramını ise ben şahsen toplumsallık kavramı ile bir karşıtlık veya bir zıt ifade olarak görmekteyim. Bir tarafta toplumsallık, diğer tarafta da tekilcilik olduğu düşüncesindeyim. Marx konuya sosyolojide toplum bireylerden oluşmaz, bunun yerine bireylerin bulunduğu ilişkilerin toplamını ifade ediyor diyor. Yani toplum, toplumun içinde bulunduğu bireylerin ilişkilerinin toplamıdır diyor. Margaret Thatcher ise toplum diye bir şey yoktur. Kadın, erkek, bireyler vardır, aileler vardır demişti. Neredeyse 15 sene olmuştur herhalde. Toplumsallık ile bireysellik her zaman için bir çatışma içinde, bir farklılıkta, zaman zaman bu konunun aleyhinde de düşüncelerini ifade eden bireyler olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de ünlü bir Türk düşünürü bu konuda kendi düşüncelerini ifade etmişti. Ne demişti o malum ünlü Türk düşünürü bayan? Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir olur mu diye toplumsallık ile bireysellik arasındaki iki uçtan birinde kendi görüşünü belirtmişti. Belki de haklıydı veya haksızdı bilemeyeceğim ama sanki biraz daha haklıymış gibi geliyor bana. Bugünkü düşüncemle baktığım zaman. Yeni dünya düzeninde artık daha çok evde kalıp eğitim alacağız. Daha çok evde çalışacağız. Toplantılarımızı evimizden yapacağız. İşte muhtelif aplikasyonlar var. Pek çoğunuz tahmin ediyorum ki bunları telefonlarınıza yüklediniz.
Bir süre sonra iş seyahatleri herhalde geçmişte kalmış bir alışkanlık olarak hatırlanabilir. Bu alışkanlığın geçmişte kalacak olması turizm sektörü, otelcilik, konaklama sektörü, uçak sektörü, yiyecek içecek sektörü gibi sektörlerde etkili olacaktır. Bunları derinden etkileyecektir. Ve bu sektörler tahmin ediyorum ki kısa zaman sonra yeniden şekillenmek zorunda kalacaklardır. Şehir otelciliği konusunda ciddi değişimler olacağı düşüncesindeyim. Konuya bireysellik, toplumsallık konusunu bir başka açıdan daha ele almak istiyorum. Burada bireysel olabilmek için bir taraftan da teknolojiyi kullanmak durumunda kalıyoruz. Bu teknolojiyi kullanabilmek için de iletişimciler ve medya planlamacıların kullandıkları bir terim var. O konuyu açmak istiyorum. Bu konuda görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Sizlerin de görüşlerinizi öğrenmek isterim. Sevgili izleyiciler, ben ve benim yaşımdakilere iletişimciler ve medya planlamacılar dijital göçmenler diyorlar. Kimmiş bu dijital göçmen denilenler? Bir işin kitabi tarafına dönüp baktığımız zaman analog dünyada doğmuş, teknolojik kültür ile sonradan karşılaşmış ve ona ayak uydurmaya çalışan bir nesli ifade ediyormuş dijital göçmen terimi. Başka bir deyişle dijital göçmenlik 20'li yaş ve sonrasında teknoloji, internet ve web ile tanışan, teknolojik araçların kullanımı ve teknoloji tabanlı öğrenmede güçlükler veya çeşitli uyum sorunlarıyla karşılaşabilen teknoloji okur yazarlığı düşük bireyleri ifade eder diyor. Yine bu terimin bir başka yerdeki tanımında şöyle söylüyor. 1980 öncesinde doğmuş olanlar dijital göçmen kabul edilir. 1980 sonrası ise dijital yerliler olarak tanımlanıyor. Ancak benim bu 1980 konusuna pek katılamadığımı söylemeden edemeyeceğim. Çünkü 20'li yaşlar sonrasında dijital dünya ile tanışanlar ile dijital dünyaya doğanlar arasında çok ciddi farklar olduğu düşüncesindeyim. Bir iş arkadaşım evde yemek yaparken televizyonu açık, oğlu da televizyonun karşısında televizyonu seyrediyor. 2 yaşındaki çocuk için uygun olmayan o anda yeni bir program başlıyor. Kızcağız sesleniyor, oğlum şu televizyonun kanalını değiştirir misiniz diye. Oğlan kalkıyor gidiyor televizyonun başına. Televizyona dokunarak televizyonda sayfa çevirmeye çalışıyor. Evet, bizler doğduğumuz zaman televizyon yoktu. İlk eve televizyon siyah beyaz geldiği zaman çok sevinmiştik. Sonra televizyonlara kumandalar çıktı, uzaktan kumanda. İlk başta çocukluğumuzda bizlerdik uzaktan kumanda. Anamız babamız oğlum işte git kanalı değiştir derdi ki onlar bir müddet sonra ben İstanbul Teknik Üniversitesi kanalını haftada 1-2 gün izleyen mutlu kesimden bir tanesindeyim. Şimdi o çocuklar dijital çağa doğmuş insanlar ile bizim gibi göçmenler arasında gerçekten çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Bu dijital yerliler 2000 sonrası olarak ben düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm 2000 sonrası doğanlar dijital yerliler. Bunları da cumartesi gününden itibaren Türkiye'de koruma altına aldığımız düşüncesindeyim. Dijital göçmenlerin baby boomerları yani 2. Dünya Savaşı sonrası doğanlar, 68 kuşağının biraz yaşlıları evlerindeydi. Üretimde yer alanlara ise şimdilik bir sınır gelmedi. Üretim devam etsin diye düşünüyor birileri. Teknoloji gelişiyor. İnsanlar evlerinden kalkmadan, evlerinden çıkmadan pek çok işi yapıyor veya başkalarına yaptırabiliyor. Peki bunların sonucunda toplumsallığımız azalmayacak mı? Yüz yüze yan yana gelmediğimiz için acaba empati duygularımızda ne gibi değişimler olacak? İzole bir yaşama mı gidiyoruz? Bu yaşam ne düzeyde güvenli bir yaşam olacak? Güvende yaşayacak mıyız?
Amerika'da tabii bu konuda çok farklı düşünceler var. Almanya'da ilk atlı tramvaylar başladığında birbirlerini hiç tanımayan insanların yan yana oturmaları sonrasında sosyolojide toplumsal yaşam yeniden şekillenecek denmişti. Ben de diyorum ki bugün dijital yaşamın artan bir şekilde insan yaşamına girmesi nedeniyle sosyolojinin yeniden toplumsal yaşam konusunu irdeleyeceği düşüncesindeyim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında konuya şöyle yaklaşmış. İnsanlar ve insanlardan meydana gelen topluluklar her şeyden evvel bütün bireyleriyle doğru bir düşünüş biçimine sahip olmalıdırlar. Düşünüş biçimi zayıf, çürük, hasta olan bir toplumun bütün çalışması boşadır. Bu sözlerin üzerine artık fazla söylenecek de bir şey yok. Evde kal Türkiye. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.